Kıskanıyorum artık Elmas Hanım. Çiçekleri mi? Onlara olan sevgini. Eskiden eve geldiğimde kapıda karşılardın beni. İhtiyarlıyoruz artık Harun Bey. Bazen unutuyorum geleceğin vakti. Sen her dem Gonca gülsün Elmas Hanım. İhtiyarlık ne boş bir kelime. Gönlünü meşgul eden bir mesele mi var? Dışarıda dünya yıkılsa bile bu evin içinde sadece sevgi gördüm ben. Bu duvarların arasında mutsuzluk istemiyorum. Nedir şimdi bunları söylemene sebep olan şey? Meryem kız. Kız mutsuz Harun Bey. Kızımız bu sebeple geldi buraya. Kendisi mi istedi, babası mı? Babası evladı için en iyisini istedi. Bir insan kainatın kendisidir Harun Bey. Kendi düzeni olmalıdır. Anne babanın onun iyiliğini istemesi kötü bir şey mi? Çocukluğunda elbette. Ama yaş kemale erince onun ne yapacağı hakkında söz söylemek hiç kimseye düşmez. Meryem öyle kendi başına bırakılacak bir çocuk değil. Paruncan gibi yani. Oğlun da mı mutsuz Elmas Hanım? Kendisine bu soruyu sordun mu hiç? Boş gençlik hayallerinden başka ne anlatacak ki? Mutlu olmak istiyorsa buyursun alsın. Dünyayı serdim önüne. Belki senin verdiğin hazinelere değil, kendi mücevherini bulmak istiyor. İyi ya, engel olan mı var? Eşek kadar adam. Evleneceği kadın da ben mi bulayım? İşte ben de tam bunu söylüyorum Harun Bey. Karışma bu işe. Kafanda Haruncan'ı Meryem'le eşlediğini biliyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yemek nasıl geçti Meryem kızım? Teşekkür ederim. Can nefis bir yer seçmiş bizim için. Harun Can. Evet, bu işleri iyi bilir. Babam yüzüme böyle diyor ama kesin yine arkamdan konuşmuştur anneciğim. Benim oğlum hakkında kimse kötü söz söyleyemez. Anneler böyledir işte. Değil mi Meryem kızım? O halde biz hanımları yalnız bırakalım da annelik meselesini rahatça konuşsunlar. Sizin de baba oğul konuşacaklarınız vardır kesin. Kaç yaşında olurlarsa olsunlar, oğulların babalarından öğrenecekleri vardır Elmas Hanım. Hadi. Gel kızım otur. Anlaşabiliyor musunuz? Bir sorun yok gibi görünüyor. Yuvarlak konuşma benimle. Ne anlamam gerekiyor şimdi bundan? Bir sorun yok gibi görünüyor baba. Gayet anlaşılır değil mi? Konuşmamı da mı beğenmiyorsun? Beğenirim ya da beğenmem. Mesele ben değilim. Mesele Harun Karacabey'in oğlu Harun Can Karacabey. Heh işte. Kendi ağzınla söyledin. Mesele Harun Can değil. Harun Bey'in oğlu. Bana bak. Konsüle girip herkesle en tepeden konuşmak istediğini biliyorum. Ama o işler öyle olmuyor. En aşağıdan başlayıp o koltuğu hak edeceksin. Bunun için de önünde büyük bir fırsat var. Sağda solda ona buna korumalık yapan Redembers mi yükselmek için fırsat? Orada bar fedaileri değil, paralı bir ordu duruyor. At sahibine göre kişiler. Senin yaşında bana verselerdi bunu Orta Doğu'da devlet kurmuştu. Ne istiyorsun baba benden? Devlet mi kurmamı istiyorsun şimdi? Aile kurmanı istiyorum oğlum. Sana fırsat dediğimde Meryem, sakın bu işi berbat etme. Meryem'le evleneceksin. Ve hepimiz için yeni bir hayat başlayacak. Sürprizler hazırladım İstanbul.